Herkese merhaba. Bugün 14 Ağustos 2020 Cuma. Bir manşet programıyla daha karşınızdayız. Haftanın üçüncü ve son manşeti. Muharrem İnce sahaya çıktı ve biz başlığımızı öyle attık. İnce ayar dedik. Ona bakacağız. Muharrem İnce'nin ortaya çıkışı öncesi sonrası birkaç kelam edeceğiz. Esasen üzerinde konuşmaya değmez ama çokça gündem ve birkaç cümle söylemezseniz e, sanki özellikle karartıyormuş veya görmek istemiyormuşsunuz gibi bir algıya yol açabilir. Bir diğer konu e, fena halde e, ekonomik e, sıkıntı. özellikle e, Türkiye piyasalarında e, dolar kurundaki dalgalanmalar, e, sadece dolar değil bütün e, döviz kurlarındaki e, Türk lirasına karşı değer kazanan e, Batı para birimleri dikkat çekiyor. Dünyanın bütün ülkelerindeki para birimleri de doğal olarak Türk parasına karşı değer kazanıyor. E, Twitter'da esprileri, esprili paylaşımları görüyorsunuzdur sosyal ağlarda. Yani Papua Gine'nin parası bile değer kazanıyor falan gibi e, yorumlar. Çünkü bütün ekonomiler birbirine bağlantılı global piyasalarda. Özellikle e, Cuma günü akşam saatleri itibariyle haftanın 3. günü piyasalar kapandı ve akşam saatleri itibariyle e, dolar 7.37 Euro 872 e, İngiliz sterlini 965 seviyesinde TL olarak. Esasen yeni YTL demek gerekiyor. 6 sıfır atıldı ama global piyasalarda veya paranın gerçek değeri 6 sıfırlı. Siz sadece kırtasiye veya hesap makinesi e, meşgul olmasın diye o 6 atıyorsunuz. Banknotlarda 6 sıfır atıyorsunuz. Doğrusu yeni Türk lirası olması lazım. Türk lirasının değeri Eskisi gibi altı sıfırlı olarak uluslararası piyasalarda aynen devam ediyor. Yani esasen dolar 7 milyon 375 bin TL, euro 8 milyon 726 bin TL. Şu gün, şu dakika itibariyle. bir boyutu da bu. Bir diğer boyutu da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ciddi bir dış borcu var ve bu dış borç rakamları yüksek ve gittikçe de artıyor 421 milyar dolar dış borçtan bahsediliyor ve bu 421 milyar dış borcun ilk yıl 160 milyar dolarının ödenmesi gerekiyor ve bu 160 milyar doların yani 165 milyar doların sizin dış borcunuzda, ilk bir yıl içinde ödemeniz gereken 165 milyar doların Merkez Bankası rezervlerinde olması gerekiyor ekonomik kural ve bu paranın şu anda açıklanan kağıt üstündeki rezervlerde yarısı var. Merkez Bankası rezervleri 90 milyar dolarlık rezerve işaret ediyor. Ama söylüyorum o 90 milyar dolarda kağıt üstünde bakıldığında sıvap vesaire alt alta toplandığında rezervlerin özel bankalarda dahil ekside olduğu ortaya çıkıyor. Peki Türkiye önümüzdeki yıl 165 milyar dolar dış borcu ödeyebilecek mi? Hayır ödeyemeyecek. Ekonomistler, özellikle Türkiye çıkışlı ekonomistler, aman yani şimdi bir şey söyledik, piyasalar dalgalandı, ekonomiyle ilgili konular suç olmaya başladı, alırlar bizi. Yarın öbür gün bir ekonomik seferberlik ilan edildiğinde de ağzını açanı, hükümetle aynı tonda konuşmayanı toplarlar falan diye korkuyorlar. Türkiye temerrüde düşecek. Yani yıl sonu itibariyle... Ee, Hatta şöyle söyleyeyim. Eylül'den itibaren şu anda bir resesyon zaten ilan edilmemiş resesyon var da resesyona girecek ve temerrüde düşecek. Yani borçlarını ödeyemez duruma gelecek. Bu kaçınılmaz. Bakın Fransa resesyona girdi. İngiltere resesyona girdi. Açıkladı bunu. Aynı şekilde. Aynı şekilde Amerika Eylül'den itibaren resesyona girecek. Ve Aşı bir yıl içerisinde bulunup uygulansa dahi ekonomilerin toparlanması en az 4-5 yıl en iyimser ekonomistin tabiriyle. Ki 10 yıla kadar bunu uzatanlar var. Hacı tamam aşı da bulundu salgını hallettik ve işimize bakalım deyince işler sabahtan akşama akşamdan sabaha bu seneden gelecek seneye de düzelmiyor. 2020'yi kaybettik 2021 tamam. Bunu bu konulardan hiç anlamayan insanlara anlatabilirsiniz. Tıpkı dolarla maaş alıyor musun diye soran ekonomi bakanı gibi. Dolarla maaş alan niye endişelensin ki? Dolarla maaş aldığı için bilakis sevinir yani cebindeki para değer kazandığı için. Esasen TL ile maaş alanın endişe etmesi gerekiyor. Çünkü bizim ekonomideki rakamlar, bizim ekonomimiz iç tüketime bağlı bir ekonomi iş tüketim arttığı zaman da bu ithalatı kamçılıyor ve döviz kurlarındaki bu artış otomatikman insanları fakirleştiriyor. Net, ekonomik büyüme ancak yatırımlı olur. Ekonomik büyüme ancak ve ancak ihracatla olur ve bunun için de istihdam gerekli. Ve bugün sizin açıklanan resmi rakamlarla genç işsiz oranınız yüzde 25, yani dört kişiden biri işsiz. Ki bu da açıklanan rakamlar. Resmi rakamlar. Normal işsizlik oranının %20-25 olduğu ifade ediliyor. Bırak genç sizi Ve bu insanlar birkaç yıl boyunca da işlerine dönemeyecekler. Muazzam bir umutsuzluk da var. Devlet yardımı, devlet yardımı bir yere kadar. Evet salgına paralel olarak <laughs> ekonomik sorunlar endişe verici. Salgın bütün dünyada hala Dünya bununla yaka paça olmuş durumda. Ee, yani bakın size dünya rakamını e, vereyim. İnce ayardan önce bunları konuşalım. Manşetin e, radarına takılanlara bakalım. Bu e, Worldometers'ın e, şu anda anlık 12 Ağustos itibariyle dünyadaki koronavirüsün artış oranı, yeni vaka oranı. Bakın e, Şubat sonu Mart başından itibaren günlük vaka sayısının nasıl tırmandığını görüyorsunuz. Soldan sağa doğru e, vaka sayısının nasıl tırmandığını görüyorsunuz ekranın solundan sağına doğru bakın dikkatli bir şekilde. Peki Türkiye? Bu da Türkiye'deki Türkiye'nin açıkladığı rakamlarla tabii bunun ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Türkiye'nin açıkladığı rakamlar o zaman da güvenilir değildi ama Nisan ayından sonra bakın şurada bile Türkiye'nin açıkladığı rakamlar bir uç vermiş. Sağa doğru bakın grafiğe 13 Ağustos itibariyle şöyle bir yukarı doğru uç vermiş durumda. Dolayısıyla durum o kadar parlak değil ve e, önümüzdeki süreçte e, hep söylüyorum önümüzdeki bir yıl boyunca Temmuz 2021'e kadar ne aşı çalışmalarında ne tedavi çalışmalarında bir ilerleme sağlanması beklenmiyor. Rusya bir aşı açıkladı en son. İnşallah. Fakat bir güven de oluşturmadı. Yani bilim kurullarından gelen açıklamalar Rusya'nın aşısına güvenilmediğini de ortaya koydu. İşte Türkiye geliştirdik, geliştiriyoruz. Hayvanlı deneyleri bitirdik, insanlı deneyleri. Yani literatüre de hakim değiller ve Kullandıkları kelimeler de çirkin kürsüden konuşan insanların. Fakat ee, gerek ekonomik ekonomideki yansımaları uzun gerekse salgınla alakalı önümüzdeki bir yıl için hem kendi sağlığınızla alakalı ekonomik olarak da kendi ekonominizle kendi mutfağınızla ilgili olarak önümüzdeki bir yıl için tedbirinizi alın. Tedbirli olun Temmuz 2021'e kadar kimsenin elinde sihirli değnek yok. Her gün önünden yüzlerce haber geçen, bunları okuyan biri olarak söylüyorum. Peki Türk siyaseti kimle meşgul, neyle meşgul? Muharrem İnce ile meşgul. Muharrem İnce işte Twitter profiline girdim, beraberce bakalım. 5,5 milyon Twitter takipçisi var ve bir hareket başlattı. Kapısını çaldığımız büyük hasret hepimizin Türkiye'si için buradayım diye de bir kapak fotoğrafı yapmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığında kaldı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığını da bir türlü atlatamadı. E, orada gördüğü ilgi e, onu farklı bir şeye soktu. E, o günden beri tabiri yerindeyse karnı şiş, yani e, o gazı bir türlü çıkaramadı. E, %31 oy aldım ben, partimden daha çok oy aldım diyor ama kendisine Erdoğan e, Erdoğan'a oy vermeyen veya Erdoğan'ı istemeyen kesimlerden oy geldi. Tamam elbette Meral Akşener, Selahattin Demirtaş gibi isimler de adaydı ama. E, ona bakarsanız Ekmelettin İhsanoğlu da %38 oy almıştı. Ya o da çıkıp da bu benim oyum diye ortaya çıkmadı hiçbir zaman. O da biliyor yani kendisi üzerinde bir ittifak, bir konsensüs olmuştu. Muharrem İnce üzerinde de öyleydi. Muharrem İnce tabii 5,5 milyon Twitter takipçisinden de belki aldığı güçle ki bu hiçbir zaman bir şey ifade etmez. Milyon takipçisi olmak işte startını vermiş. Memleket hareketi başlattı bin günde. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diye bir info muharremince.com.tr mail adresi koymuş. İşte buraya yazın diyor. Gazetecilerden soru almayan bir isim bir mail adresi açmış ve buraya görüş ve önerilerinizi yazın diyor. Bir kere e-posta da artık kullanılmıyor. Yani yeni nesil genç kuşak e-posta ile haberleşmiyor. Şimdi hani mektup atma, kart atma vesaire telgraf falan dönemleri geride kaldı. Biz hatırlarız o dönemi ama... Emin olun teknoloji de artık e-posta dönemi de bitti bitiyor. E-mail dönemi de bitti bitiyor söyleyeyim yani. Gençler yeni kuşak buradan dosya, buradan bilgi, buradan fotoğraf, resim, video paylaşımı yapmıyor. Bambaşka kanalları kullanıyorlar. Bambaşka kanalları. Telefonları birbirine yakınsa bluetooth üzerinden yapıyor. İşte uzaktan çeşitli sosyal ağlar var. Başka kendilerine göre platformları var. Kendi bir makineden diğer makineye değişik biçimlerde gönderme usulleri var vesaire vesaire. E-posta biraz eskidi ve e-posta bizim gibi biraz daha işte e-postayı bir yenilik olarak falan ofislerinde gören kullanmaya başlayan insanlar için halen kullanıyor. Yani hani belki yaşı 30 ve 40 ve üzeri olan insanlar için hayatında hala bir e-posta gerçeği var ama gençler e-postayı kullanmıyorlar ve böyle bir e-posta adresi vererek de sizin partinize veya hareketinize bir şey gelmez. Onu da söyleyelim. Tabii e, Muharrem İnce'nin e, yola çıkışı ince ayar dememizin bir nedeni de şu. E, Akif Peki e, yazmış e, Karar Gazetesi'nde. E, Muharrem İnce'nin biliyorsunuz e, basın toplantısı ki basın toplantısı da değil esasen yani o basın açıklaması demek lazım soru almadı çünkü. E, diğer e, Erdoğan'a yakın bütün e, televizyonlar tarafından, havuz medyası tarafından yayınlanmıştı onlarca kanal. Hepsi baştan sona verdiler yarım saatlik basın e, açıklamasını. Akif Bekir diyor ki Muharrem İnce'nin iddiasına e, inanırsanız dünkü çıkışından sonra Cumhur İttifakı'nın acayip korkması gerekirdi. İktidar cenahı hiç de korkmuşa benzemiyor. Bilakis memnuniyetten ağızları kulaklarında sanki iktidarı değil de muhalefeti bölme potansiyeli görüyorlarmış gibi. Hatta CHP zihniyetini hortlatacak bir profil olsa ancak bu kadar sevinebilirlerdi. Diş, tam dişimize göre bir muhalif bulduk, güle oynaya çekişiriz diye devam etmiş. Kılıçdaroğlu'nu utanma belasına yasak savmak niyetiyle kerhen bile vermeyen ekranlar, İnce için canlı yayındaydı. Baştan sona verdiler. Tesadüfe bakın ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanlarına konuşması da İnce'yi bölmedi. Planlasanız böyle olmaz. Cumhurbaşkanının yayını İnce bittikten sonra başladı. Evet. Belli ki Erdoğan da Muharrem İnce'nin Basın toplantısını, basın açıklamasını bitirmesini bekliyor. Kanallara da verebilirsiniz diye talimat gitmiş. Hatta verin diye talimat gitmiş. O kanallar saraydan, sarayın propaganda bakanından verin bu yayını diye talimat gelmeden o yayını veremezler. Net bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Yani veremezler, talimatla Muharrem yayınladılar ve Erdoğan da yayının Muharrem açıklamasının bitmesini bekledi ve ondan sonra konuşmaya başladı. Niye? Çünkü Muharrem İnce bitirmeden kendi kürsüye çıksaydı ister istemez herkes Erdoğan'a dönecekti. Bu da yanlış olurdu. Ondan dolayı saygıyla değil, taktiksel olarak, stratejik olarak Erdoğan İnce'nin konuşmasını bitirmesini bekledi. Bütün kanallarda talimatı böyle almıştı. Herkes A'dan Z'ye başından sona verdiler. Ve Muharrem İnce de yani bir ekibi olmadığı, bir danışmanı, bir kadrosu olmadığı ya da işte efendim o sırada böyle bir not falan birisi iletse ya şu anda efendim bütün Türkiye bizi seyrediyor, 50 kanalda birden ya canlı yayındasınız dese konuşmasını değiştirir değil mi? Hayır. Muharrem İnce de o 30 dakika boyunca hiçbir şey söylemedi. Bir hareket başlatacağını söyledi. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na bindirdi, CHP'ye bindirdi, seçim gecesi konusunda konuştu vesaire vesaire. Yani çok enteresan. Ne yandaşın? ne Erdoğan'ın, ne sarayın, ne propaganda bakanı Fahrettin Altun'un falan ee, rahatsız edecek hiçbir cümle, hiçbir kelime kullanmadı. 30 dakika verilmiş size, 30 dakika. Ve bu 30 dakikanın ilk 5-10 dakikasında bütün televizyonlar yayına geçtiğinde bir dakika falan demeniz lazım. Bir kadrosu olsaydı o kadro onu uyarırdı. Ve o da madem şu anda bütün Türkiye beni seyrediyor, hadi bakalım deyip konuşma metnini kapatıp başka bir şey söyleyebilirdi. Ama dediğim gibi Erdoğan'ın canını sıkacak bir şey söylemedi. Ve İnce İnce'den AK Parti'ye yaş günü hediyesi demiş ama bu işler çok öyle değil. Başta da söyledim. Tamamen planlı. A Haber'in, 24'ün, şunun, bunun kitlesinin, kendi kitlesinin Erdoğan inceden etkileneceğini, onun konuşmasıyla İnce'nin kuracağı harekete katılacağını falan zannetme, öyle bir şey yok. İnce neden destek görüyor? Çok net. CHP'yi bölmek için. Net. Demokrasi her zaman yüzde elli bir değildir. Demokrasi tamam yüzde elli bir olduğunda çoğunluk olursunuz ve yüzde yüz yönetirsiniz. Yüzde kırk dokuzdan daha büyük olduğunuz için. Fakat bir birlik halindeki, bir blok halindeki yüzde kırk yüzde altmışı yönetir bir blok halindeki yüzde otuz blok halinde olmayan parçalı bölük pörçük yüzde yetmişten büyüktür. Şu anda bütün e, kamuoyu araştırma şirketlerine göre AKP yüzde otuzlar civarında. Ve yüzde otuzluk blokla karşısında yüzde yetmişlik bir muhalif kesim olmasına rağmen onlar ama bölük pörçük. 5 puan orada, 10 puan orada, 15 puan orada, 20 puan orada bir araya gelip 40'ı 50'yi oluşturamıyorlar. Bir araya gelip 40'ı 50'yi oluşturamadıkları için de 30 Türkiye'yi yönetiyor. Ve 30 iktidarını devam ettiriyor. Ve Muharrem İnce de o 30'un karşısındaki 70'lik blokta yeni bir bölen olarak devrede. Ondan dolayı da 50 kanal, 150 kanal Erdoğan'a bağlı ne kadar kanal varsa A'dan Z'ye veriyor. Ve Erdoğan da kendi konuşmasına onu o bitirmeden başlamıyor. Neden? Muharrem İnce harika bir bölen hareketi olduğu için. Erdoğan 30'a düştüğünü biliyor. Ama karşısındaki 70'in kendisini istemeyen 70'in bir araya gelmemesi için hele şu son günlerde elin, elinden geleni ardına koymuyor. Bu da böyle bir taraf. Evet. Gazete kapaklarını okuyalım ondan sonra da manşetin ikinci bölümüyle devam edelim. E, gazete kapaklarında e, neler var neler yok. A'dan Z'ye başlayacağız. Bugün cuma olduğu için e, azınlık gazetelerini Musevi cemaatinin, Ermeni cemaatinin gazetelerinde okuyoruz. Agos'la başlıyoruz. Agos. Bugün e, manşetinden haftalık bir gazete, 14 Ağustos'ta haftalık olarak çıkıyor. Okullar için kafalar karışık, okulların ne zaman açılacağı, açılırsa nasıl eğitim yapılacağı konusunda hükümet ve bilim adamları dahil herkesin kafası karışık demiş Agos. Akşam gazetesi e, Erdoğan'ın Macron'a e, şov yapma e, manşetiyle çıkmış. Burada bir başlık var ki dikkat çekici. Putin'in aşısı hazır değil, hazır değildi dedi, istifa etti diyor. Putin'in aşısını alkışlıyordu birkaç gün önce akşam. Şimdi Putin'in aşısı konusunda e, emin değil. Yavaşlamaya rağmen 150 milyar liralık, 150 milyarlık satış, 157 milyarlık satış bu hükümete yakın gazetelerde çokça görülecek başlıklardan biri. Ana yurt İnce'den memleket hareketi manşetiyle çıkmış. Aydınlıksa Turgut Özal ekonomisinin sonu diyerek Berat Albayrak'ın açıklamalarını alkışlıyor. Yani diyor ki Albayrak CNN Türk'te katıldığı televizyon programında Türkiye'nin yeni ekonomik modele geçtiğini belirtti. Ekledi bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda da milli bağımsızlık modeli ortaya koymamız lazım lazım. Tarihi yöneliş demiş ve Berat Albayrak'ın vurgularını 13 maddede sıralamış Doğu Çekin aydınlıkı ve tam sayfa damadın ekonomi modeline destek vermiş. Nasıl bir modelse göreceğiz. Nasıl çöküş olduğunu. Rantın ustaları yine iş başında diyor. Bir gün gazetesi iktidarın rant sevdası sürüyor. Kağıthanede 396 daireden oluşacak inşaat projesiyle Zekeriya Köy'deki villa projesine çet gerekli değildir kararını verdi diyor ince bir müdahale demiş dün döviz reko, e, rekor kırdı ama tüm kanallar CHP'ye kilitlendi demiş bir gün gazetesi evet herkes farkında ne olduğunu evet dövizle işimiz var bakan Albayrak'ın şaşırtan sorusunu yurttaş dert ders verir gibi yanıtladığı cumhuriyet hükümete laf anlatmaya çalışıyor Muharrem'ince 4 Eylül'de yola çıkacağını açıkladı. CHP iddialarına yanıt verdi. Kopuşa doğru demiş. Hala kopuşa doğru diyorlar. Yani kopmadığı mı kalmış? Muharrem'ince belli ki partiden atılmayı istiyor. Diriliş Postası hakkımızı yedirmeyiz. Oruç Reis üzerinden Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalıyor ama savaşa çok fazla ihtimal vermiyoruz. Onu birazdan konuşacağız. Doğru haber. Melun işgalci Gazze'yi boğuyor demiş. Evet İsrail'e çakmış. Bildik. Ee, yandaş taktikleri. Bazı gazetelerin isimlerini ilk defa görüyor olabilirsiniz. Ben de ilk defa görüyorum ama işte bir şekilde e, doku değişiyor. Dokuz sütün okulların açılması salgın nedeniyle ertelendi. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Uzaktan açılacak demiş. Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de demiş. Bu bakıya niye gittiler? Azerbaycan seyahati hiç umurumda bile değil ama milli savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve bütün kuvvet komutanları hep birlikte bir yurt dışı gezisine çıkmaz Türkiye gibi bir ülkede, hele yakın zamanda böyle bir darbe girişimi filan olmuşsa, evet, bütün kuvvet komutanı Azerbaycan'da milli savunma bakanı dahil hep beraber gitmişler. O arada Türk ordusu başsız gibi bir durum var yani. Her neyse. Tabii Türkiye devlet olsaydı bunların bir önemi yoktu ama devlet olmadığı için böyle şeyleri de düşünüyor insanlar. Sanayide orta direk küçülüyor. Ekonominin daraldığı 2019'da orta ölçekli firmaların satışlarındaki artış son 3 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Firmalar süreci karlılıktan feragat ve verimlilik artışıyla yönetmeye çalıştı." demiş. Evet. Görürüz ekonomik manşetleri birkaç ay sonra bakalım nasıl tevil edeceksiniz. Kur yükseldikçe sömürü artıyor. Ücret düşüyor, cep deliniyor demiş evrensel sürmanşetten. Eğitimde başının çaresine bak dönemi. Uzmanlar yüz yüze eğitimin ertelenmesini, Bakan Selçuk'un açıklamalarını, eğitimin içler acısı halinin 6 aydır hiçbir şey yapılmadığının itirafı olarak değerlendirmiş. Evet. Evrensel bir sol gazete ve İnce'nin memleket hareketi sayfanın sağında küçücük kibrit kutusu kadar bile yok yani. Gün boyu gazetesi 18 milyon kişi hava kalitesinden habersiz, 30 ilde yaşayan yaklaşık 18 milyon kişi geçen yıl boyunca soluduğu havanın kalitesine dair yeterli veriye sahip değilmiş. Ay aman yani hangi veriye sahip ki ona sahip? <laughs> Tuhaflar yani gerçekten tuhaf yani. Millet hava kalitesinin mi peşine düşecek? Evet Hürriyet Ayşe böyle kurtuldu. Ayrıldığı eşi Ayşe Öğü'yü öldürmekten Ankara'daki cezaevinden firar eden Ecevit Kıymaz Yozgut Sorgun'da eski eşinin oturduğu adresi ararken yakalanmış. Evet. Cumhurbaşkanı Abdurrahim Abdurrahman Dilipak'ı kınamış kadınlar adına kınıyorum demiş adına anmadan eleştirdi diyor. Acaba Dili Pak'la AKP'nin yolları ayrıldı artık. Bakalım ne olacak. İnce hürriyette büyük görülmüş. Hürriyet yandaş bir gazete biliyorsunuz. Sol basın görmüyor ama yandaş basın görüyor. Sivas'tan yola çıkıyor başlığıyla. Karar manşetten yönetim şekli nepotizm demiş. Yalnız üniversitelerde ve yalnızca son bir haftada ifşa olan akraba kayırmacılığı, skandalları ülkenin geleceğini tehdit eden problemin ulaştığı boyutları göstermiş. Dicle, Batman, Katü, Pamukkale, Çomu. üniversiteleri. Eski eşini üniversiteye memur olarak atayan mı? Üç kızı bir yeğenini işte bir yerlere getiren mi? Oğlunu, eşini vesaire. Sandık yangını büyüyor. Belarus'taki durumlar da son derece enteresan. Devlet başkanlığı seçim sonuçlarının hileli olduğunu belirten grupların protestoları sürüyor. Sosyal ağlara cezaevlerinden e, inlemeli, oflamalı e, gerçekten orada çok kötü muamele ve gözaltına alınanların darp edildiğini gösteren iddia eden videolar düşüyor. İçler acısı. Belarus maalesef. Ne olur sesimizi duyun demekten artık yoruldular. 13 milyon emekli aç demiş Korkusuz manşetten. Öğretmenler okulların açılmasına karşı okulda sosyal mesafenin korunması çok zor diyor manşetten gene ee, Korkusuz gazetesi. Bakan Başkan Erdoğan'dan kendini dev aynasında gören Yunanistan'a ayar şov yapma milatın manşeti. Milli gazetede ya annan planı kabul olsaydı Rumlar Kıbrıs'ı tapulu malu gibi görüyor demiş. Ben de sorayım peki yani Kıbrıs ne? 1974'te Türkiye işgal etti. Dünya literatürü böyle diyor. Ve 46 sene sonra da dünyada tanıyan tek devlet bile yok. Azerbaycan Pakistan mı? Hala tanıyorlar mı? Tanımışlarsa da ne yapmışlar? Üzerine bir şey koymuşlar mı? Bilmiyoruz. 46 yıldır oradasınız ama bir şey de olmadı yani. Bu Ege üzerinde dönen hikayeye birazdan bakacağız ama ona birazdan bakalım. Rus aşısı tutar mı? Önce alkışlayan medya şimdi Rus aşısı üzerindeki şüpheleri arka arkaya dile getirmeye başlamış. Milliyet. Gazete Pencere manşetten ince ihracı zorluyor. Beklenen basın toplantısını yaptı. CHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendini yalnız bırakmakla, para yardımı yapmamakla, sandıklara sahip çıkmamakla suçladı. İktidar olmak için bir hareket başladığını duyurdu ama diyor. İnce partiden ben ayrılmıyorum. Siz ihraç edin mesajı veriyor." demiş Yeni Gazete Pencere. TV'ler Erdoğan muamelesi yaptığı bütün TV'lerde canlı gene Gazete Pencere'nin manşette, manşetin hemen kenarında verdiği bir detay üzerine konuşmuştuk. Posta'da dikkate değer hiçbir şey yok ama Nusret'in verdiği şu poz var. Etçi Nusret geçen yıl Mikonos'ta 10 kiloluk taşla spor yapmış efendim. Çok ilgi görünce İstanbul'a getirmiş. Satışa koymuş. Kimse almak istememiş 1 milyon dolar. Altınla kaplatmış şimdi. Fiyatını da 2 milyon dolara çıkartmış. Türkiye. Sabah Yunan tarihine Oruç Reis tokadı demiş. Bir şey söyleyeyim. Yani bu savaş mavaş çıkmaz. Şu anda Türkiye gerek Fransa gerek Avrupa Birliği'ne falan filan verdiği mesajlarla özellikle Mevlüt Çavuşoğlu nezdinde, Dışişleri Bakanı nezdinde filan bu işi soğutmaya almış görünüyor. 70'li yıllarda da farklı gemilerle Ege'de benzer iddalaşları olmuş. İt dalaşı denizde olmaz, havada olur ama başka bir kelime bulamadığım için söylüyorum. İşte jetler birbirini sıkıştırıyor. Yok Ege senindi, benimdi. Kıta sahanlığı. Ya yani bin yıllık sorun ee, hiç çözülmüş bir şey değil. Her defasında da devletler birbirlerine böyle hırlıyorlar efendim. Fakat Demirel'in meşhur bir sözü var. O geldi aklıma. Hatırlayın. Diyor ki o tartışmaların çok yoğunlaştığı bir dönemde. Dönemin başbakanı 76-77 yılları olabilir. Diyor ki Ege bir Türk gölü değildir. Ege bir Yunan gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl de değildir. <laughs> Esasen tartışmayı e, özetleyen e, harika bir hiciv. Ege bir göl de değil. Ege bir deniz. Ve işte e, bu adalar üzerinden, kıta sahanlığı üzerinden böyle yok efendim sismik araştırmalar yapan gemiler üzerinden bir idrar yarışıdır yürüyor. Erdoğan burada Avrupa Birliği'ne de elbette e, bir e, Avrupa Birliği'ne karşı da bir güç gösterisi yapıyor. Bilmiyorum nereye gider, ne olur ama oradan bir şey çıkmaz. Arabulucular devreye girer. Nitekim İsviçre galiba arabulucu olmak için devreye giriyor vesaire. Bir şekilde karşılıklı artık tabis kopar, koparılır, koparılmaz. Sonra da bu manşetler unutulur. Musevi cemaatinin gazetesi kendine Musevi fena halde <laughs> haftalık şalom Özel ulus Musevi okulları yeni normale hazır demiş. Onun altında da Beyrut Sinagogu patlamadan az hasarla kurtuldu haberi var. Dedim yani kendine Müslüman'ı çevireyim kendine Musevi. Genelde cemaatiyle ilgili haberleri koymuş. Son söz hakkımızı yedirtmeyiz demiş Erdoğan'ın ağzından. Sözcü Muharrem İncecilik devam ediyor. Sözcünün Muharrem İnce'nin medyadaki en önemli ayağı sözcü. Yandaş medyanın bana olan yakınlığı gözlerimi yaşartıyor demiş Muharrem İnce. Bence gözleri yaşama, yaşarmasın üzerinde ince ince düşünsün Muharrem İnce. Takvim gazetesinde bir şey yok CHP bu kafayla iktidar olamaz. Ee, Muharrem İnce'yi i̇nce reisten daha büyük görmüşler. İşte dedim ya bir bölen hareketi olarak görüyorlar. Ondan dolayı da İnce bugün havuz medyasında manşetlerde. TR724 batan sadece ekonomi değil manşetiyle çıkmış Cumali Önal'ın e, analizi. Türkiye dışında herkes ekonominin battığını söylüyor. Türkiye'de Türkiye dışında herkes ekonominin battığını söylüyor. E, döviz yükseldikçe bu feryatlar daha da yükseliyor ama asıl batışı kimse görmüyor. Komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle, İslam ülkeleriyle herkesle kavgalıyız demiş TR724'teki analizinde. Türk Gün hakkımızı yedirmeyiz gene e, MHP'nin yayın organı Türk Gün gazetesi Orta Doğu kapandı biliyorsunuz e, ama her gün Erdoğan manşet. Türkiye'de e, sözleşmemizi biz yaparız diyor Erdoğan altında imzası olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir şekilde rafa kaldıracak galiba ama e, hala nasıl olacağını bilmiyor. O arada kendi kızının başında olduğu kadem falan da ayağa kalktı bakalım iş nereye gidecek izliyoruz. Evet. Akit Kimse kendini dev aynasında görmesin Erdoğan bu sözlerle manşet olmuş Akite. Milletle dalga mı geçiyorsunuz demiş. Demokrat Parti Genel Başkanı Yeni Asya'da Berat Albayraka yüklenirken görülüyor. Evet. AK Parti'nin dolu dolu 19 yılı 2001'de kurulan AK Parti 19. yılını kutluyormuş ama ortada ne parti kaldı ne örgüt ortada sadece Erdoğan var başka bir şey yok. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak hesabını veremeyiz. Avni Özgürel'in Yeni Birlik Gazetesi. Türkiye'nin altyapısı güçlü. Bir tarafta damadı, bir tarafta reisi görmüş. Avni Özgürel'in yeni birliki bugün görevini yapmış manşette. Evet, bakalım yarınki gazeteyi nasıl hazırlayacaklar. Yeni çağ Yunanistan'daki tek akıllı adam Apostolakis. Eski savunma ve genelkurmay başkanı vesaire. Yani kim okur bu haberleri bilmiyorum da yapmışlar işte. Biz ülkemizi düşünüyoruz. İşte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in etkinlikleri dünkü. Yeni silah ambargosu yeni mesajın manşeti. Yukarıda da KKTC'den Akdeniz'de kararlı duruş. Yeni Şafak bedelini ağır ödersiniz. Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap. Bana yalan söyletmek istediler görüyorsunuz iktidar basını Muharrem İnce'yi nasıl görüyor. İnce ayar derken işte esasen hepsi bu yani. Sol gazeteler bu kadar geniş görmüyor Muharrem İnce'yi. Yeni yaşamla bitiriyoruz dalga geçiyorlar. Ekonomik çöküşle birlikte TL hızla değer kaybederken, iktidar işin ciddiyetinden uzak. Erdoğan'ın uçuyoruz açıklamasından sonra ekonominin başındaki damadı da "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" diye sordu diyor. Evet, dalga geçiyorlar. Dalga geçmiyorlar esasen. Tabanı çok iyi biliyorlar ve neyi taban yiyor, neyi yemiyor çok iyi farkındalar. Evet böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Haftayı noktalıyoruz esasen. Cumartesi günü er Erhan Başyurt'la perde arkası, Pazar günü de Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi var efendim. Biz Pazartesi günü yeniden buluşmak umuduyla huzurlardan şimdilik ayrılıyoruz. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.